Suçüstü. Hiç vicdanı sızlamadı mı şu güzelim denizi kirletirken ha? Kardeşim, tuvalete yapsaydım gene buraya akacaktı. Ben kısa yoldan hallettim. Çöp de döktün. Denizi kirletmek ne demekmiş görürsün. Yürü hadi, yürü, yürü! Hay Allah! Senin bu yaptığın en büyük insanlık suçudur. Suç değil müdürüm, en küçük ihtiyaçtır. Kes! Sen İstanbul Boğazı'nı, güzelim Marmara Denizi'ni kirlettin. Hiç mi vicdanın sızlamadı? Senin yüzünden yavrularımız denize giremiyor, balıklarımız ölüyor. Bugün kalkan balığının kilosu 50.000 lira ise, bunun sebebi sensin. Etin, peynirin, zeytinin, fasulyenin, bütün pahalılığın sebebi yoksa ben olmayayım. Dün denizi kirleten bir gemiye 150 milyon lira ceza kestik. Sana da yarısı olsun, 75 milyon. 75 milyon ha? Bunda gülünecek ne var? Biz cezayı keseriz, ödeyemezsen hapis yatarsın. Ne yapalım yatarız? Hay Allah! Gülme kardeşim, deli misin? Ne yapayım, kendimi tutamıyorum ki. Sana hapis de az. Asmalı seni! Şuna bak! Ağlanacak haline gülüyor! Ben gülerim! Ağlamam! Hiç ağlamadım ki! Vallahi kendimi tutamıyorum! Deli misin be adam? Vatana ihanet ettiğin yetmezmiş gibi... ...bir de devlet memuruna hakaret ediyorsun! Seni mahkemeye veriyorum. Götürün! Denizi kirletmişsin, bir de devlet memuruyla alay etmişsin. Alay etmedim efendim, güldüm. Neden? Bak gene gülüyorsun. Gülüyorum. Gülme oğlum, burası tiyatro değil, mahkeme salonu. Biliyorum efendim. Biliyorsun ama, hala gülüyorsun. Kızıyorum ama. Mahkemeye saygısızlık ettiğin için hapse atarım seni. Bak hala gülüyor. Kusura bakmayın efendim. İstemiyorum ama gülüyorum işte. Anlaşıldı. Yaz. Sanığın akıl hastanesine sevkine karar verilmiştir. Küçükken ateşli hastalık geçirdin mi? Havale olmasın. Köyün imamı okuyup üflemiş. Niye doktora göstermemişler? Bizim oralarda doktoru mumla arasan bulamazsın beyim. Hastalığın ne zaman başladı? Ne hastalığı? Gülme hastalığı. Mesela, neye gülersin, neye ağlarsın? Vallahi ben her şeye gülerim, hiçbir şeye ağlamam. Ya, gizli bir tümör olabilir. Olabilir. Oktay... Hastayı tepeden tırnağa muayeneden geçir. Peki hocam. Gidelim. Ya ben hasta değilim ki. Hasta değilim diyorsun ama bak sebepsiz gülüyorsun. Tamam gülüyorum. Bırakın gideyim. Bakın çok ciddiyim. Ne yapayım dayanamıyorum Allah Allah. Ha 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 ha
Meslek hayatımda devamlı uyuma, hiç uyumama hastalığı çok gördüm ama devamlı gülme olayıyla ilk defa karşılaşıyorum. Ben de öyle. Tıp dünyası yeni bir hastalıkla karşı karşıya bulunuyor. Bu hastalık bizim için şans sayılır. Önce bir araştırma yapalım. Hastanın doğduğu günden bugüne kadar olan hayatını araştırmayı öneriyorum. Siz ne dersiniz? Haklısınız. Bu görevi asistanımız Oktay Bey'e verelim. Ne dersin? Sevinirim hocam. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Özgeçmişini vakit kaybetmeden araştırmaya başla. Peki efendim.